Arkadaşlar, yasal mirasçılardan ilk iki kategoriyi gördük, örneklendirdik. Şimdi geliyoruz evlatlığın yasal mirasçılığına. Evlatlık. Kanun koyucu diyor ki, evlatlık ve onun alt soyu tıpkı alt soy gibi mirasçıdır. Aslında evlatlığın pozisyonu birinci zümrede alt soydur. Şöyle düşünün. Benim bir tane evlatlığım varsa bütün miras ona kalır. Anne, baba veyahut da işte kardeş onlara kalmaz. Üçüncü zümrede büyük anne, büyük babalara kalmaz. Evlatlık alt soy gibi mirasçıdır. Ama sadece evlatlık değil bakın. Evlatlık ve onun alt soyu kime mirasçı olur? Evlat edinene mirasçı olur. Burası önemli arkadaşlar. Evlat edinene kim gibi? Alt soy gibi mirasçıdır. O zaman zümre itibariyle evlatlığın yer aldığı yer birinci zümre ve ileride anlatacağız. Tıpkı alt soy gibi olduğu için bunların mirasçılığı, bunlar saklı paylı mirasçıdır. Kanunen korunan bir mirasçılığı söz konusudur. Arkadaşlar, evlatlıkta mirasçılık tek yönlüdür. Mirasçılığın tek yönlü olması ne demek? Evlat edinenden evlatlığa miras kalır. Ama hiçbir zaman evlatlıktan evlat edinene miras kalmaz. O sebeple varlıklı, zengin bir çocuk evlat edildi, bundan bana miras kalır gibi aşağılık bir düşünceyle bu işe başlarsa kişi zaten avucunu yalar. Çünkü kanun koyucu tek yönlü bir mirasçılık düzenlemiştir. Sadece edinenden evlatlığa intikal eder. Ve evlatlığın kendi kan hısımlarına olan mirasçılığı da aynen devam eder. Yani biyolojik olarak annesine, babasına, dedesine, kardeşine eğer oralarda da bir mirasçılık hakkı doğuyor ise oradan da mirasçı olmaya devam eder. Evlatlık hem edinenden hem de oradan mirasçı olur. Ve son olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Alt soy gibi mirasçı ama evlatlığa halefiyet yoluyla miras kalmaz. Ne demek istiyorum? Bakınız, ben bir çocuğu evlat edindiğimde bu çocuk bana mirasçı olur ama babama halefiyet yoluyla mirasçı olmaz. Yani ben daha önce öldüğüm için babamdan intikal edecek miras benim biyolojik çocuklarıma kalır. Çünkü onlar babamın neyi? Alt soyu. Fakat evlatlık babamın neyi? Hiçbir şeyi. Evlatlıkla hısımlık benimle onun arasında kuruluyor. Babamla evlatlığım arasında bir hısımlık yok. Hatta evlenme yasağı bile yoktu. Hatırlayınız. Benim evlatlığım babamla evlenebiliyor muydu? Elbette evlenebiliyordu. Ama mirasçı olabiliyor mu? Hayır, mirasçı olamıyor. Evlilik konusunda yasak yok. Fakat mirasçılık da yok. Unutmayınız bunu. Birazdan onunla ilgili de bir örnek çözeceğim ve son mirasçı, son yasal mirasçı devlet. Arkadaşlar, devlete mirasın kalabilmesi için mirasçı olabilecek bir kan hısmı bulunmamalı. Kişinin sağ kalan geride bir eşi olmamalı. Yani daha önce ya boşanmışlar ya iptal edilmiş, tamam mı? Veya hiç evlenmemiş. Evlatlık da edinmemiş olmalı ki o kişinin mirası devlete kalsın. Devletin mirasçılığında dikkat etmeniz gereken birinci nokta, bu bir tüzel kişidir. Arkadaşlar, şu ana kadar yasal mirasçıları sayarken hepsi gördüğünüz üzere gerçek kişiydi. O yüzden seçeneklerde sadece gerçek kişiler yasal mirasçı olur gibi bir ifade kullanırlarsa, yani şu bilgiyi takla attırırlar sınavda. Orada seçeneklere bir bakarsınız siz, sadece gerçek kişiler. Evet ya, anne, baba, evlatlık falan, ama bakınız bir yandan devlet de yasal mirasçı ama devlet tüzel kişi fakat kamu tüzel kişisi. O yüzden lütfen dikkat ediniz. Özel hukuk tüzel kişileri yasal mirasçı olabilir derse bu ifade de yanlış bir ifadedir. Neden? Çünkü devletin mirasçılığı var sadece tüzel kişilik olarak ve devlet bir kamu tüzel kişisidir. Zaten devletin dışında başka bir kamu tüzel kişisi de yasal mirasçı olamaz. Yani belediye, köy, il özel idaresi veya Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, kişi bunlara ölüme bağlı tasarruf yoluyla miras bırakabilir ama kanunen bunlara miras intikal etmez. Devletin mirasçılığı konusunda vurgulamamız gereken bir nokta daha var. Daha önce zikretmiştik bunu. Bunlar sınırlı sorumludur.
Böylece yasal mirasçıları tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi birkaç tane arkadaşlar konuya dair örnek var. Gerçi anlatırken zaten bol örnekli bir şekilde anlattım. Hep birlikte şu örnekleri çözelim. Bakınız. Burada mirası paylaştırılacak kişi M. Miras bırakan olarak zaten onu zikrettiğimi söylemiştim. Burada yuvarlak içine alınan kişiler ölüler. Tıpkı M gibi. Ama bu ölüm ne zaman gerçekleşmiş? Zaten miras bırakandan sonra gerçekleşen bir ölüm dikkate alınmaz. O kişi mirasçı olmuş sonra ölmüştür. O halde buradaki ölümler ne zaman yaşanmış? Miras bırakandan ya daha önce veya onunla aynı anda. Şimdi bu tabloya göre örneği çözecek olursak, baba hayatta, kardeş hayatta, eş var, çocuklarından ikisi hayatta, gelini veya damadı, iki torunu hayatta. Arkadaşlar bir defa ortada eş varsa miras bırakanın hemen neyi bulmamız gerekiyordu? Eşin yasal miras payı ne kadar, onu payını verip bir ayırmamız gerekiyordu. Peki eşin yasal miras payı ne kadardı? Bu yan yana mirasçı olduğu zümreye göre değişiyordu. Ortada ölenin alt soy zümresinden mirasçı olabilecek birileri olduğu için burada eş alt soyla yan yana mirasçı, yani mirasın 1/4 alır. 1/4 aldı. Geriye 3/4 kaldı. Peki bakıyoruz arkadaşlar. Kaç tane alt soyu var zümre başı olarak? 1, 2, 3. Halefleri de olduğu için bunu saydım. O halde o 3/4'ü 3'e böleceğiz. 3/12 eder her birine. Sadeleştirirsek 1/4 buna verilir. 1/4 buna verilir. Geriye kalan 1/4'ü de Ç1'e verecek idik. Ama Ç1 şu anda hayatta değil, önce ölmüş veya aynı anda ölmüş. Peki buna halef olabilecek bir alt soyu var mı? Var mı arkadaşlar Ç1'in alt soyu? Eşine mirastan pay kalmaz. Yani M'nin mirasından gelin veya damat almaz. Ama Ç1'e düşecek olan o 1/4'lük hisse onun alt soyu arasında eşit dağıtılır. 1/4'ü 2'ye böldüğümüzde 1/8, 1/8 olarak mirası paylaştırırız. Böylece M'nin mirası bu kişilere bu oranda intikal etmiş olur. İşte noterden veya mahkemeden alacağınız mirasçılık belgesindeki pay oranları bunlardır arkadaşlar. Bu şekilde paylaştırır ve verir. Devam ediyorum. Gelelim diğer bir örnek olaya. Arkadaşlar yine olayımızda eş var. Şimdi eşin miras payını bulmamız gerekiyor. Ama eşin bu payının ne kadar olduğunu tespit edebilmek için hangi zümrenin yanında mirasçı olmuş? Alt soya bakıyoruz. Ç var ama Ç daha önce veya aynı anda öldüğü için o mirasçı olamaz. Halef olacak birileri de yok. O halde ikinci zümreye bakalım. En azından ikinci zümrede bir kişiyi gördük mü, canlı hayatta gördük. Öyleyse eş ikinci zümreyle yan yana mirasçı olduğunda mirasın 1/2'sini alır. Mirastan alacağı oran bu kadar. Geriye kalan 1/2'lik oranı kime dağıtırız? İkinci zümreye. İkinci zümrede zümre başımız iki kişiydi. Baba ve anne. Baba hayatta, o 1/2'nin yarısını buna verdik, 1/4. Anneye götürdük 1/4'ü, hayatta değil. Peki anneye halef olabilecek bir alt soyu var mı? Var, 2 tane daha oğlu var. Zaten bak, diğer oğlundan kendisine intikal etmesi gereken mirası biz halefiyetle indiriyoruz. A'nın diğer evlatları M'nin kardeşi olur. O halde burada o 1/4, 1/8... 1/8 olarak iner. Hatta K1 de ölse onun çocuklarına, onlar da ölse onun çocuklarına burada sınır dahi yoktur. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldik 3. örneğe. Bakınız. 3. örneğe baktığımızda deminkiyle birebir aynı. Kimler var? Eş var, hala dayı, anneanne, işte dedeler, babaanne, onlar var. Ama bir de baba var. O zaman bu olayda
1 bölü 2'yi eş alır. 1 bölü 2'yi bakın 1 bölü 4'ü aldı. Buraya da geldik 1 bölü 4. Bu 1 bölü 4'e halef olacak bir alt soy olmadığı için o da babaya geçer. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 o da 1 bölü 2 olur. Sevgili arkadaşlar dağıttık bitti. O zaman burada asıl mesele daha da detaylandırmaktır. Hadi şunu da öldürelim. Pardon. Arkadaşlar bunu da öldürelim. Onu da kırmızı bir çukura gömdük ve ne zaman öldü? Miras bırakandan önce öldü. Şimdi işte meseleyi daha kolay çözebiliriz. Bakınız arkadaşlar. Eş 3. zümre varken mirasçı olduğunda ne kadar pay alıyor? 3 bölü 4'lük pay alıyor. Peki 3. zümreye ne kaldı? Her birine 1 bölü 4'ün paylaşımı kaldı. Hepsine. Peki zümre başları hayatta mı? Evet. O zaman o 1 bölü 4 4'e bölünür. 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16 şeklinde dağılım olur. Sevgili arkadaşlar. Peki eğer A ve B de ölse, anneanne ve annenin babası da ölseydi. O zaman bakınız 1 bölü 16, 1 bölü 16 zümre başı varken halaya mirastan pay vermedik. Ama 1 bölü 16 alamaz daha önce ölmüş. Kime intikal etti? Alt soyuna. M'nin neyi oluyor bu? Dayısı oluyor. Peki bu da daha önce ölmüş dede. Kime intikal etti? Alt soyuna. Neyi oluyor M'nin? Dayısı oluyor. 1 bölü 16 artı 1 bölü 16 1 bölü 8 alır. Böyle bir örnekte 1 bölü 8. Peki dikkat ediniz buraya. Arkadaşlar hala da babaanne de ölsün. Babanın babası dede de ölsün. Aynı şekilde halefiyet yoluyla kime geçti? H'ye geçti. Peki sevgili arkadaşlar kuzen var burada. Kuzen. Dikkat ediniz. H de öldü. Normal şartlar altında eş olmasa idi kuzeni bırakın. Kuzen çocuğu onun çocuğu da mirasçı oluyordu. Ama eşin bulunduğu durumlarda mirası 3. zümrede dağıtıyorsak sadece zümre başlarının çocukları halef olabilir. Yani halaya kalır, dayıya kalır ama bunların çocuklarına inmez. Peki buradaki o 1 bölü 8'lik pay şimdi ne olacak? Bir baktık ki bir kolda baba kolundan 3. zümrede mirasçı olabilecek kimse yok. Anne koluna intikal eder. Dayı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 alır. Artı 1 bölü 8. Yani buradaki miras da ona kaldı. 1 bölü 4 olur onun payı. Anladınız mı arkadaşlar? Eş ne kadar aldı? 3 bölü 4. Eşinki değişmez. Peki şöyle olsaydı. Dayı da daha önce ölmüş. Ve bunun da bir çocuğu var. Bu da kuzen. Arkadaşlar şimdi dikkat. Büyük anneler, büyük babalar hayatta mı? Hayır. Neye bakacağız? Onların çocuklarına. Çocukları hayatta mı dayı hala? Hayır. Peki kim hayatta? Alt soy. Ama ne demiştik biz? Eşin bulunduğu durumlarda 3. zümrede dağılım yaparken halefiyet sadece çocuklara kadar iner. Onun dışında olmaz. O zaman burada eş mirasın tamamını alır. Yani kuzenle eş aynı anda mirastan pay alamaz. Hatta kuzenle evlilik yapılır ya. Eğer böyle bir miras dağılıyorsa orada eş olarak alabilirsiniz. Ama ölenin kuzeni olarak bir de eş olarak payım artı kuzen olarak payım diye bir pay alamazsınız. Kuzenle eşin mirasçılığı olmaz. Aynı anda olmaz. Eş olmasaydı bak şurada eş olmasaydı o zaman bu olaya göre 1 bölü 2 kuzen 1 bölü 2 halanın çocuğu olan diğer kuzen alırdı. Sevgili arkadaşlar zaten dikkat yazan yer benim biraz önce vurgulamış olduğum o halefiyet sınırlamasını anlatmakta. Bunu okursunuz. Devam ediyorum bir diğer örneğe. Ve geldik zannediyorum son örneğimiz. Arkadaşlar bakın baba hayatta, anneanne, babaanne ve dedeler hayatta, eş, evlatlık, çocuk daha önce ölmüş. Şimdi burada eşin miras payı nedir? Hatırlayınız evlatlık ve onun alt soyu evlat edinene nasıl mirasçıydı? Alt soy gibi. O halde burada bir alt soy var neticede.
alt soyun olduğu durumlarda eş ne alır? 1/4. Peki M'nin mirasından onun evlatlığı pay alır mı? Alır. Çocuğu var mı? Yok. Peki çocuğuna halef olacak birileri var mı? Evet var. O zaman geriye kalan 3/8'i 2'ye böleriz. 3/4'ü. 3/8'ini evlatlığa verdik. 3/8'ini Ç'ye götürdük. Kendi çocuğuna. Ama bunlar aynı anda ölmüşler ya da Ç daha önce ölmüş. Mirastan pay alamaz. Peki Ç'nin bir alt soyu var mı? Halef olacak. Evet var. Kim o? T var. 3/8'i T alır. Arkadaşlar Ç'nin evlatlığına zırnık dahi vermeyiz. Çünkü evlatlık evlat edinene mirasçı olur. Biz burada Ç'nin mirasını dağıtmıyoruz. Eğer mesele Ç'nin mirası olsa şunları çıkarsak Ç'nin mirasının 1/4'ü eşine kalır. 3/4'ü de 3/8 olarak kalır. Halbuki burada kimin mirası dağıtılıyor? M'nin mirası. M'nin mirasından M'nin evlatlığına pay kalır. Çünkü evlatlık edinene mirasçı olur. Ama M'nin mirasından Ç'nin evlatlığına hiçbir şey kalmaz. Çünkü bu evlatlıkla bu M arasında hiçbir ilişki yoktur. Hısımlık yoktur. Arkadaşlar dolayısıyla burada evlatlığa pay verilmez. Bu 3/8'in tamamı Ç'nin alt soyu M'nin torunu olan T'ye kalır. Burada önce ölüm olmadığı için, önce ölüm olduğu için eşe de kalmaz. Ama şöyle olsaydı bakın şöyle olsaydı siliyorum burayı. Dikkat edin buraya. Eğer M'nin öldüğü anda Ç yaşıyordu. Trafik kazası geçirilmiş. İşte kontroller yapıldı. M ölü. Zaten olay yerine görgü şahitleri veyahut da ambulans geldiğinde M ölü. Ç ağır yaralı. Ambulans da hastaneye giderken öldü. Arkadaşlar bizde miras ne zaman intikal ediyordu? Ölümü anında sağ olan mirasçılara. M'nin öldüğü anda Ç sağ mıydı? Evet sağ idi. O halde dikkat. Ç'ye de mirastan pay kaldı. 3/8. Şimdi M'nin mirasının dağılımı bu şekilde bitti arkadaşlar. Gelelim Ç de mi ölmüş? Ç'nin mirasını dağıtalım. Ç'nin mirasında terekesinde ne var? M'den intikal eden 3/5'lik pay var. Artı bir de kendi dünyalık biriktirdikleri var. Malı mülkü, tamam mı? İşte bunlar neyi oluşturur? Ç'nin terekesini oluşturur. Peki Ç'nin terekesinden şimdi 1/4 eşine, 3/8 T'ye, 3/8 kendi evlatlığına kalır. Yani bir anlık bile önce veya sonra ölmek miras dağılımını derinden etkiler. Burada geline kalmıyor M'den. Dolaylı yoldan kalıyor aslında. Buraya da olarak Ç'ye mirasçı oldu. Burada evlat edinen olarak Ç'ye mirasçı oldu. Aslında bunlar M'ye mirasçı olmadılar ama eğer diyecekseniz ki hocam tamam doğrudan geçmedi ama dolaylı geçti. Ona da bir şey demiyoruz arkadaşlar. Bu artık bunun malı oldu. Bunun malına da bunlar mirasçı olur böyle bir örnekte. Ve miras paylaşımıyla ilgili bol örnekli bir şekilde konuyu anlattık. Ümit ediyorum arkadaşlar bu konulara dair artık hiçbir soru kaçırmayacaksınız. Şimdi burayı silmiyorum. Bir sonraki slaytımıza geçiyorum. Bizim hukuk sistemimiz iradi mirasçılığı da kabul etmişti. Öyle değil mi? Ben bundan bahsettiğim. O halde arkadaşlar bir kişi mal varlığının ölümden sonrası için akıbetini kendisi yine belirleyebilir mi? Ben ölünce mallarım şunlara ya da terekemin bir kısmı buna kalsın diye belli tasarruflarda bulunabilir mi? Evet, biz bunlara ölüme bağlı tasarruf diyoruz. Bu bir koşula bağlı işlem değil. Çünkü kişinin ölümü koşul olmaz. Ölümün gerçekleşmesi kesindir. Eğer ki gelecekte gerçekleşmesi kesin olan bir olay varsa bu vadedir. O halde bir insanın öleceği kesin, güneşin batacağı kesin, güneşin doğacağı kesin. Bu gibi olay veya olgular işlemin vadeye bağlanması anlamına gelir. Ama derseniz ki siz dikkat ediniz. Bugün yağmur yağarsa o kesin değildir. Veyahut da bu hafta ölürse bu da kesin değildir. Azrail'in bu canı ne zaman alacağını kimse bilemez. O sebeple arkadaşlar
Eğer bir olayın gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizse biz buna koşul diyoruz. O sebeple ölüme bağlı tasarruflar bir koşul değil. Bunların sonuç da doğuracağı kesin. Sadece ortada belirsiz bir vade var. Vade var ama belirsiz. Ne zaman olacağı belli değil. Gerçekleşeceği kesin. Koşulda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir kesinlik söz konusu değildi. Şimdi ölüme bağlı tasarrufları biz ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Öncelikle ÖBT'ler hangi şekilde yapılır? Ölüme bağlı tasarruf yapmanın iki şekli vardır. Ya siz bir vasiyetname yazarak ölüme bağlı tasarruf yaparsınız veya miras sözleşmesi yaparak yaparsınız. Arkadaşlar vasiyetname bakımından ehliyet, ayırt etme gücüne sahip olmalıyız. Ayırt etme gücüne sahip olmalıyız. Artı yaşımızın da 15 yaş olması lazım. İşte bu iki şart sağlandıysa dikkat ediniz. Vasiyetname düzenlenebilir. Yani sınırlı ehliyetsiz bir kişi de vasiyetname düzenleyebilir mi? Evet, ayırt etme gücü var. Yaşı da doldurduysa, henüz erginlik kazanmadı, ehliyeti tam değil. Sınırlı ehliyetsiz kategorisinde ama vasiyetname yapabilir ve mal varlığının akıbetini öldükten sonrası için düzenleyebilir. Yazdı, yarın öldü, o işte geçerlidir arkadaşlar. Peki gelelim miras sözleşmesine. Miras sözleşmesinde lütfen dikkat ediniz, iki kişi vardır. Bu tek taraflı kurucu yenilik doğuran bir hak. Halbuki bu nedir arkadaşlar? Bir sözleşme. Sözleşme dediğimize göre ortada iki kişi olmalı. İki kişi olmadan sözleşme yapmak mümkün mü arkadaşlar? Bir insan kendi kendisiyle sözleşme yapabilir mi? Geçip de şöyle aynanın karşısına, lanet olsun bugün de çok yakışıklısın, akşam hadi gel sana yemek ısmarlayayım der misiniz? Kafayı yemiş demezler mi arkadaşlar böyle yapanlara? Ben hayatım boyunca bu şekilde davranan bir tek insan gördüm. Aslan burçları. Yani onlar yapabilir ama onun dışındakilerin böyle bir tavır alacağını çok zannetmiyorum. Sevgili arkadaşlar dikkat edin buraya. Miras sözleşmesinde kaç kişi var dedik? İki kişi var. Bir, ölüme bağlı tasarrufta bulunan taraf. İki, belki o da ölüme bağlı tasarrufta bulunuyordur. Bulunmak zorunda değil ama birisi ÖBT yapan olsun, diğeri normal sağlığında borç altına giren olabilir. Mesela ben diyebilirim ki gel buraya sevgili Etrabe, ölene kadar bana bakmayı vaat et. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün malımı, mülkümü sana bırakıyorum dediğim anda eğer ki bunu gerekli şekilde yaparsak, bakın Etrabe sağlığında borçlandı ama ben ölüme bağlı bir tasarruf yoluyla borçlandım. O halde ehliyet konusunu ikimiz için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bir defa benim ehliyetim, yani miras bırakan olarak işlemde yer alan kişinin ehliyeti fiil ehliyetli olacak. Yani tam ehliyetli olabilirim, sınırlı ehliyetli olabilirim. Sınırlı ehliyetsiz bir kişi böyle bir işlemi yapamaz. Yasak. Sınırlı ehliyetsiz yapamıyorsa tam ehliyetsiz dünden yapamaz. Evleviyet kuralı. Arkadaşlar peki sağlığında borç altına giren, yani bu olayda Etrabe'nin ehliyeti, dikkat ediniz buraya, fiil ehliyetli olabilir. Fiil ehliyetli olabilir ama eğer küçükse velisinin rızasıyla bu işlemi yapabilir. Kısıtlıysa vesayet dairelerinin birlikte rızası. Aile hukukunun son konularında görmüştük. Mirasın kabulü, mirasın reddi veyahut da miras sözleşmesi yapabilmek için her iki daireden birlikte izin almak gerekiyordu. Hem sulh hukuktan hem asliye hukuktan. İşte burada sınırlı ehliyetsizlere özellikle dikkat edin. Sınırlı ehliyetsiz birisi miras bırakan olarak miras sözleşmesi yapamaz ama karşı tarafta yer alabilir. Karşı tarafta yer alabilmesi için sadece vasinin rızası yeterli değil. Vesayet dairelerinin birlikte rızası veya izni gerekecektir. Arkadaşlar ölüme bağlı tasarruf iki şekilde yapılır dedik. İşte bunlara şekli anlamda
ölüme bağlı tasarruflar denir. Yani ölüme bağlı tasarrufun yapılış şekilleridir bunlar. Peki bunun içerisinde miras bırakan vasiyetnamede veyahut da miras sözleşmesinde belirli bir mal mı bırakıyor? Birini mirasçı mı tayin ediyor? Birine bir yük mü yüklüyor? Onlar maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar başlığında incelenir. Yani ÖBT'lerin şu şekilde yapılan ölüme bağlı tasarrufların içeriğindeki tasarruflar veya kazandırmalar maddi anlamda ÖBT başlığında incelenecektir. O zaman iradi mirasçılık veya ölüme bağlı tasarrufların ilki şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, yani bir ölüme bağlı tasarruf hangi şekilde yapılacaktır? Arkadaşlar, vasiyetname kurucu yenilik doğuran bir haktı. Ehliyet koşulu itibariyle ayırt etme gücü artı 15 yaşı arıyorduk. Bundan bahsettik. Peki vasiyetname nasıl yapılır? Sevgili arkadaşlar, bizim hukuk sistemimizde vasiyetname yapabilmenin 3 farklı yolu var. İkisi asıl, diğeri tali, istisnai, tamam mı? Asıl olanlardan birincisi vasiyetnamenin el yazılı yazılması. Tabi el yazılı vasiyetname dediğimize göre okuma yazma bilen birisi ancak bunu ne yapabilir? Yazarak yapabilir. Çünkü kanun koyucu diyor ki başından sonuna kadar kendi el yazısıyla yazacak. Yani ben bir başkasına yazdırıp da altını imzalayamam. Daktiloda, bilgisayarda yazıp da altını imzalayamam. Bunlar ağır şekil ihlalidir. Burada arkadaşlar, bana göre vasiyetname yoklukla sakattır. Hiç yoktur. Anladınız mı meseleyi? Ağır şekil ihlali. Şimdi başından sonuna kadar kendisi yazacak. Hocam hangi dilde yazacak? Hangi dilde yazarsa yazsın. Arapça'da yazsa geçerli, Rusça'da yazsa geçerli, Almanca'da, Türkçe'de geçerli. Yine hangi belgeye yazacak? A4'de de yazsa geçerli. Arkadaşlar, gömleğine de yazsa geçerli, tamam mı? Orada divitle de yazsa, dolma kalemle de yazsa veyahut da kalem bulamadı, kanından şırıngayla bir dem işte da, birazcık çekti, onunla yazdı, o da geçerli. Hani imkansız durum ve koşullara göre bizim bu belgeyi geçerli kılacağımız hadiseler olduysa elbette geçerli. Çünkü burada ölenin son arzularını biz mümkün mertebe gerçekleştirmek istiyoruz. Miras hukukunun temel ilkelerinden birisi budur. Favor testamenti ilkesi. Ölenin son arzuları gerçekleşsin. Dolayısıyla vasiyetnameler ayakta tutulsun. Geçersiz kılmaktansa ayakta tutmayı yeğleyen bir arkadaşlar ilke. Dikkat ediniz. Gün, ay ve yıl ya açıkça yazılacak. Örneğin diyelim ki 09.09.2024 veya arkadaşlar gün, ay ve yıl açıkça tespit edilecek bir kayıt konulacak. Mesela orada denilir ki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun şuraya transfer olduğu gün şu takıma veyahut da İzlanda'ya karşı 3 gol attığı gün ben bunları yazıyorum. Veya belli bir olay arkadaşlar, işte ne bileyim Merkez Bankası'nın faizi şuraya çıkardığı, düşürdüğü gibi. Eğer biz o günü gün, ay ve yıl olacak şekilde tespit edebiliyorsak bu yine nedir? Geçerlidir. Ama tespit edilemiyorsa o zaman biz o gün vasiyet edenin ayırt etme gücü var mıydı, yok muydu, yaşı işte 15'i sağlıyor muydu, sağlamıyor muydu, bunları tespit edemeyeceğimizden dolayı bunun iptali söz konusu olabilir. Bu bir ağır şekil ihlali olmaz. Hiç yazmadınız ya da tespit edilemiyorsa sonradan iptal edilebilirlik yaptırımına tabi olabilir. Ve ıslak imza. Sevgili arkadaşlar, bunu da yaptık, imzaladık belgeyi. Artık bu belgenin birine teslim edilmesine, avukata, hakime, notere bırakılmasına gerek yok. Aldınız, Eyüp Hoca'nın medeni hukuk kitabında çalışırken yazdınız, kitabın arasında çıktı, geçerli. Halının altında çıktı, geçerli. Gömleğin cebinde çıktı, geçerli. Yeter ki arkadaşlar şu 3 tane koşul sağlanmış olsun. Zaten bunu bulan kişi derhal imkan bulur bulmaz sülukuk mahkemesine teslim etmekle yükümlü. İleride bunları konuşacağız. O halde birinci yolu el yazılı olarak vasiyetname düzenlemek. Anlattım hangi şekilde düzenleneceğini. Gelelim arkadaşlar ikinci yol. Resmi şekilde düzenlenen vasiyetname.
Okuma yazma bilmeyenler zaten burada düzenleyebilirler ancak. Bu yolla düzenleyemezler. Peki okuma yazma bilenler düzenleyebilir mi? Elbette düzenleyebilir. O zaman arkadaşlar resmi vasiyetnameye resmiyet kazandıran merci neresi? Ya noterde yaparsınız veya sülük hukuk mahkemesinde. Yanınıza giderken iki tane de ne götürmek zorundasınız? Tanık. Genelde uygulamada noterde bekleyenlerden ikisi tanık olarak yer alıyor, kimliklerini alıyorlar ama yine de siz olun. Tanıklığa dair yasaklı olmayan iki kişiyi götürün. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar, resmi vasiyetname iki şekilde düzenlenebilir. Okuma yazma bilenler için düzenlenecek olan var. Okuma yazma bilmeyenler için düzenlenecek yol var. Lütfen dikkat edin buraya. Okuma yazma bilen de bu şekilde düzenleyebilir ama bilmeyen sadece bu şekilde düzenleyebilir. Yani bunun seremonisini kısaca anlatayım. Sorulacağını çok zannetmiyorum. Belki zihinde merak uyandırmışızdır. Onları cevaplamak adına anlatıyorum. Şimdi ben vasiyetçi olarak yanıma iki tane tanığı aldım. Kim tanıklar? Ayşe ve Fatma. Dikkat ediniz. Kimin huzuruna gittim? Noter Ali'nin huzuruna gittim. Noter Bey dedim. Ben vasiyette bulunmak istiyorum. Hangi yolla okuma yazma biliyor musunuz? Biliyorum efendim. Tamam bak. Tanıklar orada oturuyorlar. Ben noterin huzuruna gittim. Ben ölünce malımın yarısını örneğin nereye bırakayım? Galatasaray AŞ'ye. Diğer yarısını da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bırakıyorum. Dikkat. Tık 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 yazdı. Eyüp Bey alın okuyun diye bana verir. Okuma yazma biliyorum ya. Ben de tamam dedim ve imzayı attım. Şimdi istersen bunu kapatabilirim. Ayşe ve Fatma görmesin içeriğini diye. İstemezsem onlar da görmesinde mahsur görmüyorsam açıkta onlara da beyan edebilirim. Bu paşa gönlümün bileceği bir iştir. Şimdi noter o tanıkları huzuruna alır. Ve der ki Eyüp Bey tanıklar huzurunda yüksek sesle beyan eder misiniz? Şu belgenin içerisinde yer alanlar sizin kendi hür iradenizle düzenlediğiniz vasiyetleriniz midir? Son arzularınız mıdır? Sevgili arkadaşlar ben biraz önce noter beye vasiyetlerimi söyledim. O da yazdı, ben kabul ettim, imzaladım. İşte şimdi noter şu iki hususta bunların tanıklıklarını alır, imzalarını attırır. Böylece vasiyetname tamamlanır. Nedir o iki husus? Bir, Ayşe ve Fatma bu adamı vasiyet düzenlemek için ehil gördünüz mü? Akıl sağlığıdır, yaşıdır, müsait miydi? Yaşımı zaten cüzdan var ortada, kimlik var, tamam mı? Evet, vasiyetname düzenleyebilir. Biz öyle gördük. İki, Eyüp Bey sizin huzurunuzda son arzularının bu belgede yansıdığını kabul etti mi, beyan etti mi? Evet. İşte bu hususlara ilişkin tanıklıkları alınır. Böylece resmi vasiyetname okunarak ve imzalanarak düzenlenecek şekilde oluşturulur. Gelelim ikincisine. Arkadaşlar tanıkları değiştireyim hemen. Ahmet ve Mehmet. Şimdi de gidiyorum Ayşe Hanım'ın huzuruna. Yine noter. Ben bu durumda okuma yazma bilmiyorum. Şimdi bakınız. Notere gittim dedim ki ben ölünce malımın tamamı evlatlarıma kalmasın, eşime kalsın dedim mesela. Bu da bir vasiyetnamedir. Sevgili arkadaşlar tık 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 yazdı. Deminkinden farklı olarak al oku diye bana veremez. Çünkü ben okuma yazma bilmiyorum. Hemen tanıkları Ahmet ve Mehmet'i huzura alır ve onların da duyacağı şekilde benim yüzüme karşı yüksek sesle oraya yazdırdıklarımı okur. Çünkü ben söylüyorum ama orada ne yazıyor, ne yazdı bunu bilmiyorum. İşte tanıklar buna da tanıklık edecek. Ve okumayı bitirince Eyüp Bey tanıkların da duyacağı şekilde söyleyiniz lütfen. Bunlar sizin son arzularınız mı? Burada yazanlar benim son arzularım. Noterimize teşekkür ediyorum derim. İşte şimdi tanıklar 3 şeye tanıklık ederler. Nedir o arkadaşlar? 1. Beni vasiyetname yapmaya ehil gördüklerine demin de vardı. 2. Onların huzurunda orada yazanların son arzularım olduğunu beyan ettiğime demin de vardı. Ve 3. Noterin onların huzurunda orada yazanları benim yüzüme karşı okuduğuna. Demin bu yoktu ve böyle bir vasiyetnamede
tanıklardan içeriğini gizlemek mümkün değildir. Deminkinde gizlenebilir ama burada ne yapılamaz? Gizlenemez. Sevgili arkadaşlar, ve bu şekilde ne de tamamlanmış olur? Okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyeceği resmi vasiyetnamede tamamlanmış olur. Asıl vasiyetname düzenlenmesinin yolu bu. Burada bir duralım. Bir sonraki slayta geçip tekrar döneceğim. Şimdi diyor ki kanun koyucu, resmi bir vasiyetname düzenlenirken kimler bu işleme memur, yani düzenleyen noter, hakim ya da tanık olarak katılamazlar? Arkadaşlar dikkat ediniz. Memur veya tanıklık yapamayacaklar. Her ne kadar kanunda memur dese de arkadaşlar, asıl bu yasaklar uygulamada tanıklar için geçerlidir. Çünkü bakın, fiil ehliyeti bulunmayan diyor. Fiil ehliyeti yoksa zaten hakim de olamaz, noter de olamaz. O zaman tanıklarda asıl aranacak şart. Bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklı. Zaten yasaklıysa memur da olamaz, mahkemede hakim de olamaz. O zaman bu tanıklar için geçerli. Okur yazar olmayanlar zaten noter veya hakim olamaz, tanıklar için geçerli. Memurları asıl ilgilendiren şu kısım. Bakın, bu yüzden iki tane atıyorum. Diyor ki bu işleme katılacak memur veya tanık vasiyetçinin eşi olamaz. Biz bir defa, benim eşim hakimse veyahut da eşim noterse onun huzurunda düzenleyemem. Lan düşünsenize, eşim orada, elin kadınına bırakıyorum belki de malı. Böyle bir şeye kesinlikle fesat karıştırır. Yani bozar o vasiyeti, anladınız mı arkadaşlar? O halde vasiyet edenin üst soyu olmayacak. Anne, baba, dede, onların büyükleri fark etmez. Alt soyu olmayacak. Evlat, çocuk, torun, torun çocuğu olmayacak. Ve kardeşler olmayacak. Yan soyda sadece kardeşler. Ve bunların tamamının eşleri. Yani benim çocuğumun eşi, torunumun eşi, kardeşimin eşi, babamın eşi, dedemin eşi, bunlar olmayacak. Bunlar olursa işte arkadaşlar, emredici bir düzenlemeye aykırılık var, şekli aykırılık var. Sonradan iptal yaptırımına tabi olur. Yani bu kişiler memur olarak veya tanık olarak bir resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılamazlar. Gelelim arkadaşlar, ben resmi bir vasiyetname ile kimlere kazandırmada bulunabilirim? Bir derneğe bırakabilirim, belediyeye bırakabilirim, Galatasaray'a bırakabilirim, kızıma, oğluma, eşime bırakabilirim veya bunlar hayattayken sevgilim vardır, ona bırakabilirim. Anladınız mı arkadaşlar? Burada kural olarak bir sınır yok. Ne diyor kanun koyucu? Sadece şunlara bırakamazsın diyor. Kimler arkadaşlar onlar? Kimler? O işleme katılan memura, ya noter hanım sizi de çok sevdim, ölünce şuradaki arsam da size kalsın diyemem. Şu tanıklara da bankadaki beşer yüz bin liram kalsın diyemem. O zaman arkadaşlar, düzenlemeye katılan memura bir şey bırakamıyoruz, tanıklara bir şey bırakamıyoruz, onlara bir kazandırma yapamıyoruz. Bunlara yapamadığımız gibi, bakın bunlara yapamadığımız gibi, bunların üst soyuna, alt soyuna, kardeşlerine ve eşlerine yapamıyoruz. Yani dikkat ediniz, o memurun veya tanığın anne baba dede veyahut da evlat torun çocuk, işte çocuk aynı şey de, torun çocuğu veya kardeş ya da bunların eşlerine bir kazandırma yapılamaz. Yapılırsa emredici bir düzenlemeye aykırılık, dolayısıyla iptal edilebilirlik yaptırımına tabidir. Sevgili arkadaşlar, sınav sorusu olarak bence soru olmaya uygun şahane bir konu. Gerek seçeneğe dökülmesi kolay ve gerekse olay kurgusuna dökülmesi kolay. O sebeple lütfen buraya dikkat edin. Tekrardan önceki slaytımıza dönüyoruz ve üçüncü vasiyetnamemiz. Nedir bu? Sözlü olarak düzenlenen vasiyetname. Sevgili arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Normalde asıl vasiyetname şekli ya budur dedim, ya budur dedim. Hava güllük gülistanlık. Ortada notere gitmenizi engelleyecek ya da yazmanıza engel olacak bir hadise yok. Siz böyle bir vasiyetname düzenleyemezsiniz. Böyle bir vasiyetnamenin düzenlenebilmesi için ortada olağanüstü bir durumun olması lazım. O olağanüstü durum sebebiyle siz
el yazılı bir vasiyetname veya resmi bir vasiyetname düzenleyemeyecek olmalısınız. Mesela okuma yazma bilmediğimi düşünün. Tek yol kalıyor noter. Ama neredeyiz? Savaştayız. Hadi birazcık ateş edin de bir notere gidip geleyim. Ya denir mi böyle bir şey? Veya arkadaşlar, kar, kış, kıyametten yollar kapalı, mezrada yaşıyorsunuz bir dağ başında. Yani belki de öleceğinizi hissettiniz. Notere yol açılsa gideceksiniz ilçeye. Ama bekleyebilir misiniz 2 ay, 3 ay? Sizi ziyarete gelen ahbaplarınıza diyorsunuz ki benim vasiyetim bunlardır. Eğer yaza çıkmazsam size bunu yük olarak yüklüyorum. Ya da ağır hastasınız. Hastanede sizi ziyarete gelenlere söylüyorsunuz. Ya da yakın bir ölüm tehlikesi. Örnek veriyorum, trafik kazası geçirdiniz. Ben ilk müdahaleyi yaparken siz bırakın bırakın dediniz. Akıl sağlığı yerinde. Güzelce konuşuyor. Siz beni dinleyin lütfen. Benim örnek veriyorum, evlilik dışı bir çocuğum var. Onun tanınmasını istiyorum. Veyahut da malımın yarısının şu evladıma ya da şu kadına, şu oğlana bırakılmasını istiyorum diye söyleyebilir. Kime söyleyecek bunu ve benzeri diyor. Bu sebepler sınırlı değil arkadaşlar. Yani sizin şu iki yolla vasiyetname düzenleyemeyeceğiniz bir olay olmalı. Sadece bunlar örnekseme kabilinden sayılmış. Tahdidi değil, tamam mı? Tadadi. Ve sevgili arkadaşlar, iki tane tanığa söyleyeceksiniz. Kim bu iki tanık? Hangi şart aranır bu tanıklarda? Dikkat lütfen. Demin şurada tanıklara ilişkin yasaklardan bahsettim ya. Kimler tanık olamaz, kimlere kazandırma yapılamaz. Orada da aynen geçerli. Sözlü vasiyetnamelere tanık olacaklarla ilgili bu yasaklar da aynen geçerli. Burada onlara bırakılabilir mi? Onların alt soyuna, üst soyuna, kardeşine, eşlerine bırakabilir mi bunların? Hayır, bu yasak da aynen geçerli. Bir tek arkadaşlar, onlar bakımından okur yazar olma koşulu aranmaz. Sözlü vasiyetnameye tanıklık edecekler, fiil ehliyeti bulunacak, kamu hizmetinden yasaklı olmayacak, vasiyetçinin alt soyu, üst soyu, kardeşi ve bunların tamamının eşleri olmayacak. Ama okur yazar olma koşulu aranmaz. Onlar neticede hastanede ziyaret etmiş, ağır hastayken veya arkadaşlar dikkat ediniz, bir işte ölüm tehlikesi esnasında size müdahale eden kişiler olabilir. Okur yazar olmayabilirler. Neredeyiz? Ha, pardon. Peki dikkat ediniz buraya. Biz bu kişilere bir yük yükledik. Dedik ki vasiyetim bunlar, bunları size hani üzerinize vebal olarak bırakıyorum. Böyle de diyebilirler. Köylü adam nereden bilsin yani size bir yük yüklüyorum, gidin bunu mahkemeye teslim edin diye. Peki bu tanıklar bu dakikadan sonra nasıl davranacak? Bu tanıklar eğer okur yazar ise aralarından biri bu söylenilenleri tutanağa geçirir, diğeri imzalar unutmasınlar diye ve imkan bulur bulmaz bunu mahkemeye teslim ederler. Arkadaşlar, eğer ki bunlar da okuma yazma bilmiyorsa o zaman imkan bulur bulmaz derhal en uygun zamanda bunlar mahkemeye gidip söylenilenleri orada zapta geçirtirler ve şu üç şeye tanıklık ederler her iki durumda. Biz bu kişiyi olağanüstü bir hal altında, savaşta, ağır hastayken, ölüm tehlikesi içinde gördük. Vasiyetname yapmaya ehil gördük ve vasiyetnamesinin burada yazılanlar veya size intikal ettiğimiz söylediklerimizi olduğunu bize beyan etti diye ikisi de tanıklık yapar. Böylece sözlü vasiyetname kurulmuş olur. Ama arkadaşlar, bu bir istisnai yoldu. O yüzden buna istisnai vasiyetname deriz. Eğer ki onun yapılmasını doğuran sebep sonradan ortadan kalktı. Örneğin yollar açıldı, adam ölmedi. Savaş bitti, ölmedi. İşte bir ay daha ayaktadır bu vasiyetname. Bir ay geçtikten sonra hükümden düşer. Yani savaş bitti, döndünüz, 20 gün sonra öldünüz, geçerli. 40 gün sonra öldünüz, başka da vasiyet yapmadıysanız bu vasiyetname hükümden düştü. Çünkü sen artık normal yolla vasiyetname yapabilecek bir imkana kavuştun. Sevgili arkadaşlar, böylece bu derste vasiyetnamenin hangi şekilde düzenleneceğini söyledik. Bunlara vurgu yaptık. Bir sonraki derste miras sözleşmesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz.